Ripal Portföy Yönetim Şirketi'ni aslında belirleyen İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nda İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu tanıtıldı. Kemeraltı'nın İzmir'in geleceği için önemine değinen Başkan Tuysoyer, kurul üyelerinden tarihi çarşıyı dünya vitrinine çıkarmak için kaynak yaratacak fona destek olmalarını istedi. Kim olursa olsun destek olacağız. Bizim çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla yapabileceğimizin üst sınırı altyapı ve sokak sağlıklaştırma projeleridir. Biz ticari bir kurum değiliz ki. Tarkem'i nasıl destekliyorsam bugün RIPA'yı da desteklerim, yarın bir başkası gelsin onu da desteklerim. Başkan Tunç Soyer toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda 600 milyonluk yatırım yapıyoruz. Kemeraltı'nın 50 yıldır ihmal edilen bütün altyapı sorunlarını kökünden çözüyoruz, dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz 600 milyonluk bir yatırım yapıyoruz şu anda. Kemeraltı'nın 50 yıldır ihmal edilmiş bütün o altyapı problemini kökünden çözüyoruz. Sokak sağlıklaştırılması için 250 milyon lira civarında bir bütçe ayırdıklarını ancak tüm bunların bölgenin kent açısından kaldıraç görevini üstlenmeye yetmediğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, fon olsa da olmasa da Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı'nda altyapı yatırımı yapmaya kararlı olduklarını vurguladı. Bu hikayeye İzmir'in bütün dinamikleri sahip çıkmazsa, İzmir bütünüyle bu işe sahiplenmezse, bütün bunlar yine daha uzun zamanlara yayılır, tekrar başa dönülür. Yani bu hikayeyi en çok sahip çıkacak olan sizlersiniz. Bu fon olsa da olmasa da Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımını yapmaya kararlı.